Evet efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. 12-10 kazandılar dokunulmazlık oyununu. Mavi takım tebrik ediyoruz efendim konseyde. Sercan Yıldırım'ın ismi çıktı. Bu arada 3 tane de Hilmi Cem çıktı. Yani 4 Sercan, 3 Hilmi Cem, 1 Yunus Emre, 1 Atakan çıktı. Açıkçası Hilmi çıkmasına da biraz şaşırdım. Ee, yarışmacı seçiliyor dendi ismi yazarken. Tabii ki konseyi tartışacağız. Kıran karana geçen bir oyun var, oyunu konuşacağız. Oyun esnasında Hakan Hatipoğlu'yla Yunus Emre arasındaki gerginlikler nereye doğru gidiyor acaba Murat abi? Kimle ki? Kimle olabilir? Hakan'la Yunus Emre. Evet. Aa hayret Yunus Emre mi? Evet. Aa ilk defa duydum. Ya gördüm çok merak ettim. Çok merak ettiniz. Evet. Tabii bir de tanıtımda neler oldu, neler? Maydanozlu köfteler. Fena tanıtımlar var. Evet. Tabii ki hani biz böyle her şeyi görmeden yorumlamayı pek tasvip etmiyoruz. Evet. O yarın yine mi? de yine de detaylı yorumları yarın yapacağız ama belki bugün üzerinden şeker mi vereceksin tabii. Bir yani bir şeker herkes birer şeker alsın versin evet, diyorum evet. birbirlerine. İlk önce bugünkü oyuna dönelim bakalım Hakan'la Yunus Emre arasında neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Buyurun Murat abicim. Şimdi Hatiboğlu kardeşimiz Murat Ceylana diyor ki Muratçım diyor benim moralim bozuk diyor. İyi değilim diyor. Bir takım depresyondayım diyor yani kötüyüm diyor. Murat Ceylan da diyor ki Hakan'cığım söylemek ister misin ne olduğunu diyor. Hakan Atibol diyor ki o bende kalsın diyor. Söylemek istemiyorum diyor. Gayet doğal. Kendi bileceği söyler veya söylemez. Söylemem diyor ama Hakan Atibol'un bir problemi var adamın. Yani belli bu. Hakan Atibol'un bu problemini söylediği anda Sarı Fırtına bunu beynine almış. Demiş ki Hatiboğlu problemli, Hatiboğlu depresyonda. Hatipoğlu da tam atışlar sırasında atışa geliyor Hatipoğlu. Yandan o depresyonda diye bağırıyor. Şimdi Hatipoğlu o depresyonda diyor. Hatipoğlu da tabii depresyonda ya adam. Zaten depresyonda, depresyon, ne, nedir dedi lafımı da şaşırdım. Depresyon. Depresyonda olan bir adam var. Bu adam... Ne ara girdi? Kim? Hakan. Bilmiyorum ne ara girdin işte. Söylüyor adam diyor ki ben diyor depresyondayım diyor. Benim diyor iyi değilim diyor yani. Murat Çeylan'a bunu söylüyor. İstese söyleme edebilir. Ama söylüyor çocuk yani. Diyor ki iyi değilim kardeşim diyor. Şimdi adam iyi değilim diyor. Söyle diyorlar söylemiyor. E şimdi oyun sırasında bu adamın kenardan bu adam depresyonda demenin alemine. Şimdi adam zaten iyi değil. E bunu söyleyince de Hatipoğlu da elindeki mızrağı şey gibi zagor gibi diyor ki ben zagorum diyor atarım senin suratına falan balta. diyor. Balta. Balta orada başlıyor, başlıyor hadise orada. Şimdi hadise başlıyor. O ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor. Sonra Sarı Fırtına o Ogeday'a kenardan enteresan bir laf ediyor. o lafın ne olduğunu ben çözemedim ama herhalde insanlar belki çözmüştür. Sarı Fırtına'ya kenardan şeye Ogeday yatarken ya Ogeday'a bir şey diyor. Tuhaf bir laf ediyor. Onu da çözemedim. Ne, Çözen ne, varsa gelsin şey, bana. Tuvaizm ortada bir versin bakayım. Ogeday'a ne laf ediyor? Ogeday'a bir şey diyor kenardan Sarı Fırtına. Ne dediğini o böyle tam Ogeday yatarken ya onun gibi at mı, bilmem ne at mı diye bir şey diyor. Orada bir şey var ama tam çıkaramıyorum. Onu bilen bilir. Şimdi sonra Hatipoğlu sinirleniyor. Bilen bilir falan. derken ben tam olarak anlayamıyorum. Çünkü orada o sırada bizim farklı anlaşılmalarımız da var nasıl olarak yani. Aynı, aynı mütabık değiliz bence. Hangisinde? E, Ogeda'ya o söylediği laflar konusunda. Ne diyor? Siz biliyor musunuz ne dedi? Sesli verin. Biliyorsanız söyleyin ben anlamadım. Sesli verebilir miyiz orayı? Burayı? Bu şey, o ile olan mücadelesini Tuğba'cığım. O sırada Yunus Emre'nin söylediği şeyi. Burası dediği yer de siz biliyoruz dediğiniz yer. Buraya, ben... mı dediği yer diyorsunuz? Siz kavga anı mı diyorsunuz? Atma. Ben o gedeyi atarken... Hayır kavga demiyorum işte abi demin verdi ya verdi, verdi ya. o Gondi, gedeyi atarken... Gondi gibi bir şey ben Gondi diyor? anladım. Gondi anladım abi ben. Gondi atamıyor gibi bir şey söylüyor. Yani. Çok büyük terbiyesizlik yapmış Gondi diyorsa. Gondi ne demek? <laughs> yani Furkan olmuyor. Onun için mi kavga çıkacak? Hayır ben sadece değil. o ben, <laughs> i̇şte ben de ne demek Hayır, de onun üzerinden çıkmadı kavga. Hayır, kavga Kerem... değil. altında bir altında bir tartışma ortamı zaten var. Gondi, o bir şey diyor ya. Yani Hayır, diyor ben ben Gondi anladım da, yani. Anlamayan da bir şey var. Ondan sonra Acun abi de diyor ki şu an seyircilerimizin ve bizim bilmememiz gereken bir şey var. Konseyde Olaf Olaf mı ama? İşte kullandı. Kullandığı, hayır, hayır, Olaf, kullandığı Olaf, kul Olaf, Olaf, Olaf Olaf değil abi. Günüz Emre'nin oyun boyunca kullandığı kelimeleri Tamam onu böyle. şimdi geleceğim ben de. Şimdi siz bunu girdiniz araya dediniz ki biz biliyoruz dediniz. Gondi mi dedi diyorsunuz. Ben başka Gondi diyorum. Tamam ben, ben, ben yani ben orada bir şey söylüyor Ogeda'ya orada da bir laf ediyor ama tam onu anlayamıyorum. Gondi atamıyor Gondi diye okudum hayır, ben öyle başka okudum. başka bir şey diyor. Peki Gondi atamıyor da ne var? Biz şu an rahat rahat bunu söyleyebiliyoruz da orada Gondi yayınlanamıyor. Gondi ne demek olduğunu bana bir açıklarsanız. Orada birçok şey yayınlanamıyor İhsan. Yani sadece. Ama ondan yani... sonra da sinirleniyor ya onun üstüne. Hayır onun üzerine falan. sinirlenme değil bence. hayır. Ha, abi şimdi bak burada Hakan'la ilgisi yok bunun. Ogeda'ya söylüyor. Yani Hı. Hakan olayı bambaşka bir olay. Ben burada o kadar söylediği bir şeyi açtım size söyledim. Siz de biliyoruz dediniz. Girdiniz. Şimdi devam edebilir miyim ben? Tabii buyurun. Hayır, hayır. gon gidiyorsun sen. Onu diyorum yani. Sen bildin demek ki ne dediğini. Ben bilmiyorum. Bildin demek. değil yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Tamam. Gon ne? Yani onu da ben, ben anlamadım ki. Ya böyle bilmiyorum. hani Argo'da tamam Hanzade'nin bir derdi var. Bir dakika abi. Ee. Hanzade'nin bir derdi Neydi var. Derdi? Şöyle. Hanzade'yi bir dinleyelim Ben bir de açıkça duyduğumu hatırlıyorum. Rüyamda mı Söyle Hanzade'ciğim merak yani Söylemem de. Ha, bir şey mi? Yok o kadar da değil de yani. Tamam neyse biz söylemeyelim o Ama zaman. Ama bu bu açı değil. Ha, ha, o tamam. başka yeri diyor. O zaman şimdi söylemeyeceksen her an söyleyecekmiş gibi de davranma Yok. o zaman yani Anzade. Söyle o zaman. Yo, Yok bilmiyorum beklik. o nasıl bir laf yani. O zaman de. o zaman şimdi manzarda kıpır kıpır ya burada. Ha. Şimdi ben don diye anladım. Tamam. Değil ama. Değil, değil o değil diyor. tamam okey. Ben sana tamam. söyleyelim Tamam ama söyleyeyim. ben açıkçası ağzını okuduğumda ben öyle ben tamam. öyle duydum. Şimdi yani. devam ediyorum abi. Geçtik orayı Şimdi ve bu olaylar yaşandı 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 geldik konseye tamam mı? Bu olaylar bitti konseye geldik. Şimdi konseyde Acun Ilıcalı diyor ki bu aynı VTR değil mi? Devam ediyor konseyde aynı VTR. Başka bir yere geçmedim yani. Aynı VTR'den başlıyor. Yani Survivor bakım. X hesabından yazın bakayım ne söylemiş. Ogede'ye söylediği zaman ben daha iyi ağız okuyanlar vardır. Bir e, tartışma ortamı yaratalım bakalım. Masada farklı fikirler var çünkü. Yunus Emre ogedaya ne söylüyor? O kısmı... Tamam onu seyircilerimiz yazsın. Seyircilerimiz yazsın. Tamam şimdi bak. Şimdi Acun Ilıcalı diyor ki kadın yarışmacıların olduğu bir yerdesin diyor. Yani burada kadın yarışmacılar da var diyor. Ve kadınlar da bu arkadaşımızın orada sürekli söylediği sözlerden rahatsız oluyorlar ve bunu da sürekli dile getiriyorlar. Bugüne kadar da hep getirdiler. Yani o kadınlar orada bu arkadaşımızın ettiği böyle tuhaf tuhaf lafları işitmek zorunda da değiller. Yani orada kadınlar oradaki kadınlar oraya yarışmaya gittiler abi. Bu arkadaşımızın dakikada bir, dakikada bir, dakikada bir enteresan enteresan söylediği şeyleri duymak zorunda değil bu kadınlarda. Kadınlar şikayetçi ve herhalde şikayetçi olduklarını da orada prodüksiyona devamlı söylüyorlar ki en son Seda çıkıyor diyor ki artık Mustafa abi, Mustafa abi yeter bıktık bunun bu laflarından diyor. Demek ki bu adam kadınları rahatsız edici devamlı orada bir şeyler söylüyor. Şimdi Acun Ucalı bu arkadaşın... Tanı, şimdi... Tanıtımdan bahsediyorsunuz siz az önce tanıtımla iyi söylediniz şimdi. Evet. Bir yerde seyrettim ya. Tanıtımda, ha, tanıtımda, tamam. tanıtımda seyrettim. Seda orada öyle bir şey söylüyor. Yani kadınların rahatsızlığı orada da dile geliyor. Tabii, Onu öncesini da bilmiyoruz ama. Efendim? öncesini bilmiyoruz. Olayın belki öncesinde bir şey oldu. Hayır yani Seda onu söyledi diye haklı mı oldu Seda şu an? Seda'ya ben haklı demedim ya. Kadınlar diyorum. Sen evet. de Seda'ya takmışsın kafayı. Cık. Seda'dan örnek vermezsin. Kim Meltem mi diyeyim ben? Ne diye evet. anlamadım. ki Seda, yani. <laughs> Seda niye rahatsız oldu. diyeyim yani? rahatsız oldu diyorsun da niye rahatsız oldu diyorsun. Ben Seda rahatsız oldu demedim. E Seda da kadınlar böyle söylüyor. Mi? Seda diyorsunuz ya ben inanılmaz ben Gizem diyeyim o zaman. Hayır önce kadınlar dedim. Evet. Sen sonra dedin ki Seda niye rahatsız oldu diyorsun dedim. Ben de Seda ile ilgim yok şu anda. Kadınlar. Olarak... Seda dedin ya Seda da rahatsız olmuş dedin ya. Evet. Onu ben de yan... ben evet. bunun her şeyi yanlış mı duyuyorum yoksa hani. Hayır sen Seda da Seda da gitti. Evet. Hatta Mustafa Bey Hı. bıktık artık bu adamdan deyince. Evet. Ben de Seda'nın görüntüsünü izlemedik. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tanıtımda izledik deyince sen bana Seda'ya takmışsın galiba. Hayır, yani. Yani. Sen, deyip deyip, deyip, rahatsız olduğunu nereden anladın ya. dedin. Se Seda'nın öncesini bilmiyoruz adamın A ne söylediğini bilmiyoruz işte, ki o. ama sada. ben zaten Seda'ya ne söylediğini oradaki Seda'ya ne söylediğini bahsediyorum Seda bir örnek Hı, tamam. Seda çıkıyor diyor ki Mustafa abi Mustafa abi diyor bu diyor yeter artık bunun söyledikleri diyor devamlı bir şeyler söylüyor kadınların yanında doğru tamam Seda da bundan şikayet ediyor sırf orada Seda söylüyor bunu ama Seda değil sadece genel olarak bütün kadınlar bu arkadaşın oradaki hmm. bu konuşmalarında rahatsız oluyorlar. bunu devamlı dile getiriyorlar. Bu kadınlar oraya bu arkadaşın laflarını dinlemeye gitmediler. Şimdi acun Evet uca... bak bu arada yaz, yazmışlar. Neymiş? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Evet. Gundi diyorlar diyor. Gundi. Gundi diyorlar. Ne diyor. demiş o? Yani <laughs> ne bir demek? tanesi bir Evet, e, köylü demekmiş. Ha? Köylü demekmiş. Galiba Kürtçe mi? Bence Olabilir. Yani şu anda bana çünkü geldi tweetler geliyor şu anda. Gundi diyorlar yani. Ben de çünkü öyle anladım ya. Kürtçe'de köylü de. evet. Yunus Emre o gundi diyor. Gundi'nin anlamı ise Kürtçe'de köylü demek diyorlar. Tamam, Yunus böyle. Emre ben, de. ben şahsen böyle anladım. Ben de böyle anladım yani. Tamam böyle diyorlar söyledim. Siz başka bir şey anladınız. Ben sıram gelince konuşacağım. Gondi, Hayır, siz, Gondi kim? Şöyle Gondi? Şöyle, Yunus Emre ile i̇şte Ogeday arasında. Gondi ne demek diye Erkek arıyorum, gibi aç, aç. Işte, gondi demek, Gondi demiş işte. Şimdi, Yunus şimdi demiş de, diyemeyiz çünkü ben o anı demiş nereden bu, yani ben izledim. Yani şimdi ben izlediğim bunu. için konuşabilirim herhalde. Çünkü ben, yani büyük ihtimal bu, tanıtımdaydı ha, tamam. hani ağız okumadım yani. Anlat siz görmediniz herhalde. Ee, bir anda var yani ben gördüm. Ben Yunus Emre'nin ağzından rüyamda görmediysem çıktığını gördüm. Bazen hani e, tanıtımda farklı olabiliyor çünkü. Sen yani, yani bunu değil duydum. başka bir şey mi? Ben başka bir şey tamam. duydum ama ben hani, de Gündüz duydum. Ben gündürdüm. Peki o benim dediğim anı izledin mi? Yoksa buraya Ben buraya. Tabii. buraya benim buraya, buraya değil ama işte. Ama buraya değilsen o zaman biz bu görüntüyü konuşuyoruz Ama bu görüntünün e, o anı vardı yani. Ben yanlış mı gördüm? Ha, Bilmiyorum. Bak ben bu. sana yani söz Abi işte. Zaten şimdi geliyorum ben ne söylediğini geldim. Bir saniye müsaade edersen geleceğim. ben sıram gelince konuşmuşuz. Şimdi olur. abi bak. Şimdi sinirlendiğin zaman sürekli laf sokuyorsun diye acın evet. olacaksın. Sonra seyirci duymasın diyor Acun. Diyor ki senin söylediğini söyleyeceğim şimdi buradaki arkadaşlara diyor ama seyirci duymaması lazım. Seyirci duymasın diye vermiyorlar o Acınılca'nın söylediği şeyi. Anladın mı? Çünkü adamın ağzından çıkan laf seyircinin duymaması gereken bir laf ki Acınılcalı da vermeyin diyor. Eğer zaten dese ki mesela Yunus Emre Tatlılarım, aslanlarım, canlarım, öpücükler yağdırıyorum dese Acun Ulucalı'da sesi kesin vermeyin demez herhalde. Acun Ulucalı diyor ki bu arkadaşımızın söylediği lafı seyircinin duymaması lazım diyor. Demek ki arkadaşına patlatmış bir bomba. Yani durup dururken niye Acun Ulucalı böyle bir laf söylesin? Sonra bak ve Acun Ulucalı bunu söylerken seyirci duymasa arkadaş gülüyor. Vallahi da billahi da gülüyor ya. Ben gözlerime inanamıyorum. Gülüyor adam. Yani Acun Ulucalı bu arkadaşın söylediği şeyi veremiyoruz diyor veremiyorlar ve arkadaş karşıda gülüyor. Yani inanılır gibi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ne diyeceğimi de şaşıyorum. Gülüyor adam. Sonra Acun Ulucan'ın dediği şey bak ne? Sen seversin bilmem neyi. Sen seversin bilmem neyi. Acun Ulucan'ı söylüyor. Yani bu adamın söylediği şeyler bu tarz şeyler. Sen seversin bilmem neyi. Sen bilmem neyi bilmem neyi. Evet. Anladın mı? Yani adam sürekli Tuhaf, tuhaf şeyler söylüyor abi. Tuhaf, Aslında tuhaf. ben sana bir şey söyleyeyim mi evet. abi? Yunus Emre'nin yaptığı şeyini biliyor musun? Ortamda bir muhabbet olduğu zaman mutlaka konuyu bel altı Hı. temalara dayıyor. Doğru evet. mu söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Değil mi? Bel altı, evet, evet. bel altı vuruşlar yapıyor. Evet. Yani her konuyu belin altına taşıyor tamam. devamlı. Neden onu yapıyor ben de anlamadım. Adamın yani, yani o zaman herkes dünyada da herkes de bel altı konuşsun. Neden yapıyor?" deyip geçelim. Bu kadar basit. Mesela o zaman sokakta da mesela gelsin sana biri bir şey söylesin bel altı vursun ya bu çocuk bel altı yapıyor diye geçelim o zaman hayat böyle geçmez. Yani şimdi burada televizyonda yorumcuyuz ne yapalım abi adama bizde bizde mi bel altı e Onu diyemiyorum yani oradaki arkadaş ben orada yaptıklarından bahsediyorum yani ha. seyirci bu arkadaşın devamlı bel altlarını izlemeye başladı abi yani böyle bir şey yok. Veya oradaki yarışmacılar kadın yarışmacılar mesela ben şimdi Seda'nın babasıyım Seda'nın dedesiyim Seda'yı ben soru bu arkadaşın bel altlarını dinlesin diye mi yolladım? Devamlı bel yapıyor kardeşim. Yani bu lafları dinlemek zorunda değiliz biz. Ve bu arkadaşı Acun sürekli uyarıyor. Adam yine yapıyor abi. Adama ya bak bundan daha daha başka ne diyebilirim ya? Adama diyor ki Türkiye'nin göz önünde senin söylediğin çok kötü bir laf var. Onu izleyiciye söylettiremiyorum diyor. Adamın kızarması lazımken gülüyor abi. Yani ne yapalım artık? Ne yapabiliriz yani? Yapacak bir şey kalmadı. Bu arkadaşımıza yapacak bir şey kalmadı. Yani şimdi tanıtıma da gireceğim de girmek istemiyorum da yani tanıtımda da artık Acun Ilıcalı da bu adama söylüyor artık abi son son sözlerini söylüyor yani. Artık son raddeye gelmiş Acun Ilıcalı da taştı son sözlerini söylüyor. Arkadaşa tanıtımda her şeyi de söylüyor. Tanıtımı yarın seyredeceğiz veya yarın izleyeceğiz. Ama artık bu iş yeter abi yeter yani. Şöyle hanzade hemen bir bilgi vereyim. Şimdi dün biz olayın kendisini izledik ya. Bir de ondan önce bu olayla ilgili tanıtım veriliyor Hı -hı. ya. Bu olayla ilgili tanıtımda hani bazen daha farklı görüntüler oluyor ya. Ben sen oradan... ondan bahsediyorsun. Evet, su, Ama edin. onunla da ilgili yazanlar var şu anda. Net olarak benim Sosyal medyadan aldığım geri dönüş ve benim de gerçekten tamam. düşündüğüm şekilde Olabilirim. ben ama onu Gundi dedi diyorum. Tamam. O sırada Gundi dedi. Ben Gundi diye bir, ya, bir. sana ipucu veriyorum. Ama ha, onun haricinde hayır, ipucu veriyorum halihazırda buradan çıkar. Eğer tamam o lafı abi. Ama. Yani, yani şimdi bu Yunus Emre'nin söylediği laflardan sadece bir, bir kalamda... tanesi. O sırada Hakan'la ilgili bir şeyle mesela Hakan'la ilgili tartışması var. EB hareketi yapıyor, onu yapıyor. Yani adam ama, adam devamlı bir şeyler <laughs> yaptığı için biz devamlı bu adam ya zaten, ne yapıyor zaten, yani şu anda. Yani efendim. şu anda şey oldu. Yunus Emre'nin Yunus Emre ne ben altı söyledi? Ne ben üstü söyledi? Bunları tartışıyoruz. Bir bizim. de kendisi şey gerçekten ya. hani ben Acun abi çok doğru bir tespitte bulunuyor bu konuda. Tasvip etmemekle birlikte bir yaratıcılığı da söz konusu. Yani hani çok farklı denklemleri birbirine bağlayıp oradan bir argo sözcük açığa çıkartıyor. Tebrik ediyorum. Yani bu hani Tebrik herkes, <laughs> herkes... Tebrik ediyorsun. Yani bunu çünkü bu bir buraya bir ihtisas gerekir. Evet. Yani hani bunun için çalışması gerekir. Evet. Mesela normal bir insan hani ağzımızda bazı argo sözcükler vardır ya. Şimdi bunu bir insan oturup düşünür, eder, planlar falan öyle bağlar yani. Hani bu bir yetenek işidir. Ben yapamam. İstesem de yapamam yani. Ya, yapma zaten. Yani hani. Yapma zaten Furkan'cığım öyle bir yetenek güzel bir yetenek değil yapma zaten. Değil zaten ben güzel yetenek demiyorum He. ama bir yani bir açığa çıkış. Açığa çıkış mı <laughs> kapalıya çıkış mı? Bir dışa vurum. Uzaya <laughs> çıkış mı? Bir ama dışa vuruş. yani e, inanılır gibi değil abi yani diyecek kelimeler de kifayetsiz kalmaya başladı artık. Yani adam onu söylüyor bunu söylüyor orada konseyde gidiyor adam oranın en yetkili adamına çık buradan diyor. Ondan sonra yani aa, ne diyeceğimizde şaşırdık yani. Adam böyle yani ben ne diyeceğimi şaşırmış vaziyette. Bu arada sevgili Murat Öztüncü selamlarını iletti. Aleyküm Çok Selam. büyük bir keyifle, zevkle sizi takip ediyorum, izliyorum. Çok teşekkür ee, Biz de ona buradan sevgilerimizi... Öpücüklerimizi Murat gönderiyoruz. Dominik'te çok ummalı bir çalışma var. Gerek kamera önünde gerek kamera arkasında. Kurgu ekibinde, prodüksiyonda, burada, rejide, kameraman arkadaşlarımız. Yani büyük bir aileyiz. Ee, gerçekten ciddi bir emek. Haftanın her günü yayınlanan bir program düşünün. Diziler haftada bir gün yayınlanıyor sadece. Ee, bu koşuşturma içerisinde yayına her gün 3,5-4 saatlik bir e, veri sağlanıyor. E, bu noktada emeği geçen herkesi e, tebrik etmek hakkını vermekte tabii ki bizim boynumuzun borcu diyoruz bu Evet iki saattir kıvranıyorum sevgili Mustafa İnce beni atlattı e, evet. Ben zaten tanıtımı izlemişim. Benim bu e, ben e, konuyla şey alakalı ben evet. Hani ama size iki saattir soruyorum. Bir her, her, ben bunu izledim. Ben bunu izledim diyorsunuz. Ben bunu değil benim bahsettiğim çok daha net e, bir açıyla Emre'nin suratına bakarak. Ee, diyorum ben mi paranoyak oldum acaba dün bu yayını izledim de sonra rüyamda mı gördüm önce, o kadar izliyoruz ki hani e, ben farklı bir şekilde anladım detaya girmeme gerek yok zaten garip garip kelimeler e, onların arasında erkek gibi at gibi saçma bir atışma vardı oradan yola çıktım ben eğer ne düşündüğümü e, düşünüyorsanız yani o kadar Yunus Emre diyordu ya erkek gibi at, böyle bir saçma atışmaları vardı erkeklik ve atış üzerine e, onunla alakalı Bence de hoş olmayan garip kelimeler kullandı. Anlamlarını bilmediğim diyeyim, geçeyim. Ama senden aynı fikirde değilim. Tamam oldu. <laughs> tamam. Şimdi ben Hakan'ı gerçekten dün düşük gördüm. Bayağı bir düşük gördüm hatta. Ee, i̇lk oynadığı oyundan sonra böyle mesela Yunus Emre ile muhatap olması da Hakan'ın oyun anlamında da biraz vazgeçmişliği var gibiydi. Yani şimdi bir yandan oyundasın. Atış atıyorsun ama o baltayı sonra dönüyorsun. Bençten sana bir şeyler diyen bir adama sallıyorsun. Şimdi Yunus Emre'nin evet hoş değil ama Hakan'a o ilk oyunda yaptı. O Geday'dan bahsetmiyorum. Hakan'a yaptığı şeyde o depresyonda zaten atamıyor. Hani bana çok inanılmaz hiç yapılmamış bir şey gibi gelmedi. Damla'ya yaptığından da çok farklı değil. O sakat zaten yorma onda dedi. Bugüne kadar daha önce Survivor'da o yazılacak zaten kendi için oynuyor da dediler. İşte yani karşı takım rakibi nasıl baskı altına almaya çalışıyorsa bir şekilde bunlar benzer mimade şeyler görüyoruz. Hani kötü söz kullanmadan mesela depresyonda zaten atamıyor gibi şeyler bana çok uzak gelmedi. Böyle wow oyunu durdurup da Yunus Emre'ye balta sallayacak noktada bir e, durum yoktu bence orada. Hakan oyundan vazgeçmiş gibiydi. Bakın sonra Hilmi Cem oyunu da dikkatli izleyin. Hakan kazandı ama resmen Hilmi Cem verdi Hakan oyunu. Vazgeçmiş gibiydi yani atmıyor inanmıyor kendine zaten. Ee, Özgür Hakan maçından sonraki o Hakan'ın bitmiştir benim için yapamıyorum noktası bence Yunus Emre'den bağımsız bir cümleydi. Yani bağımsız bir yorum. Tartışmadan dolayı aşırı öfkelisinden dolayı falan değil. Yok abi ben yapamıyorum bitmiştir benim için. Hani Sörvar bitmiştir anlamında bir <laughs> konuşmayı da Hakan kendi kendine küstü. Oyuna da küstü yani. Yunus Emre değildi buna sebep. Şimdi Hakan'ın bu duruma getiren Yunus Emre'ydi gibi bir açıklama yapmam o yüzden. Yani Yunus Emre'nin Hakan'a söylediği şeyde de asla duyulmamış, görünmemiş bir şey değildi. Yani sonra o söylediği şey bence de ee, karşı tarafı sinirlendirebilecek bir şeydi. Ogeda'yı Yunus Emre'yi sinirlendiği tarzdan çok mu farklı diye sorarsanız hayır hiç farklı değil. Aynı sularda. Ama yapılmaması gerekiyor karşılıklı. Sonra Hakan'ın olaya da müdahil oluşu var dün zaten konseyde de e, konuşuldu bu. Yani Hakan belki de ilk defa bu kadar Cümbe'ye de söyledi. Üçüncü kişi gibi yani bir üçüncü göz olarak devamlı bir oyunlara giriyorsun, bir olaylara giriyorsun dedi. Hakan da bunu kabul etti. Bu arada hani konsey konuşacağız ama belki bu kısmı konuşmak fırsatımız olmaz. Hakan'ın dün akşamki konseydeki kendi öz farkındalığı yani e, öz eleştirisi diyeyim benim çok hoşuma gitti. Evet abi ben bu sene böyleyim dedi. Yani <laughs> e, bilmiyorum dedi. Topar hani bazen böyle olmadığım biri gibi davranıyorum. Yani kendisinin çok farkında bir yarışmacı gibi konuştu Hakan yine bunu daha önce de yapmıştı. Hakan o konseydeki farkındalığından ve öz eleştirisinden dolayı da tebrik ediyorum. Yunus Emre'ye gelecek olursak yani onu da bence Acun Bey çok güzel özetledi. Bak ilk 1-2'de görmek isteyebileceğimiz hatta zevk veren seviyelerde geziyor. Yani gidip de şimdi böyle dümdüz bir kötü söz kullanmıyor. Hatta bazen kötü söz kullanmadan ee, karşı tarafı kızdırmaya çalışıyor. Ama buna maruz kalanlardan bile şunu dinliyoruz biz hep. Bakın bir değil, iki değil, üç değil. Dün akşam Hakan da dedi ki ya öyle bir bakıyor böyle öpücük atıyor ki uzaktan içime sokasım geliyor Yunus Emre'yi dedi. Sonra öyle bir şey söylüyor ki içimden söküp atasım geliyor dedi. Yani aslında tam olarak Yunus Emre'nin o ilk bir iki belki üçüncü bir teste kalsa ne kadar sevilen bir insan olacağı e, kendi laf attığı adamlar tarafından seviliyor çünkü. Buna daha önce mavi takımda neler dediği insanlar hep gülerek ...karşıladı Yunus Emre'yi. Bana sorarsanız... ...işin uzmanı asla değilim. Ama... ...yani ben yorumluyorum sadece. Yunus Emre'nin karakterinde veya... Ee, ...nasıl diyeyim... ...yani kendisinde bir bozukluk... ...yok bence. Yani... ...çünkü böyle olsa bu kadar kavgacı bir adam... ...bu kadar sevilmez arkadaşları tarafından. Birilerinin arkasından kumpas kurayım, iş çevireyim. Bunları da çok görüyoruz. Serverden bahsetmiyorum. Hayatta da. Hani nasıl bir insan... Ee, ...etrafında olmasını istersin dersen... ...sinsi arkamdan konuşan iş çeviren bence çok tehlikelidir. Yunus Emre'nin problemi öfke kontrolü. Yani bu da bu arada tedavisi olan bir şey bence. Yani nacizane tavsiyem uzman değilim ama dediğim gibi karakterli bir bozukluk görmüyorum Yunus Emre'de. Karakterinde bozukluk olsa yani gerçekten bu kavgaları ettiği bir grup insan demez mi ki ne kötü şey adamsın diye. Hepsi gülüyor geri geliyor kavganın hemen akabinde Hakan diyor ki içime sokasım geliyor Yunus Emre'yi bana bakıp böyle öpücük attığında diyor. Yüz güldürebiliyor. Şeffaf da bir çocuk bence çok önemli bir özellik yani arkadan iş çevirmeyen ee, dobra ama bu öfke kontrolüyle gerçekten hayatın sonu yok yani böyle geçmez hani bence son olarak şunu diyeyim tanıtımda Yunus Emre'nin bir kahkası var bak insan psikolojisi uzmanı değilim ama anlıyorum biraz o kahkaha delirme kahkası o kahkada bak daha devamı gelmeden. Ee, izlerken sevgi arkadaşıma dedim ki <laughs> bak dedim kafası şu an yandı renginden de gözünden de belli akabinde zaten sen iflah olmazsın dedi acımaya kim neler oldu izleyeceğiz ama orada zaten o kahkahayı gören hani biraz da insandan anlayan herkes anlar ki orada kontrolü ha bu bir e, şey değildir ne derler bahane olamaz yani ben kontrolü kaybediyorum kusura bakma Furkan bahane olamaz başkasının hak ve özgürlüklerine te te temas ettiğin anda kendini toparlamak zorundasın. Ha toparlayamıyor musun? Tedavisi var diyorum ve sözü sevgili İhsan Tarkan'a bırakıyorum.